Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda saray muhallebisi tarifi veriyorum. Hemen yapımına başlayalım. Derin bir kaseye yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı un, bir çorba kaşığı nişasta ve son olarak bir paket vanilyayı alalım, güzelce karıştıralım. Pişirme işlemi için derin bir tencereye 3 çorba kaşığı tereyağını alıp kısık ateşte eritelim. Tereyağı eridikten sonra çok fazla ısınmadan kuru malzemeleri eklemeye başlayalım. Eklerken azar azar ve hızlı hızlı karıştırarak ekleyelim. Bu işlemi mutlaka kısık ateşte yapmamız gerekiyor. Un kavrulup kokusu çıktığında artık sütü ekleyebiliriz demektir. Bunu da aynı şekilde karıştırarak yavaş yavaş yapalım. Eğer bu işlemi bu şekilde yapmazsak topaklanabilir, daha istediğimiz kıvama gelmeyebilir. O yüzden dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bütün süt ekledikten sonra muhallebi kıvamını alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edelim. Muhallebi göz göz olmaya başladığında bu olmuş anlamına gelir. O yüzden yine hızlı hızlı karıştırarak artık ocağın altını kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi yoğun salep kıvamında. Porsiyonluk kaselere veya ısladığınız borcama döküp sonra dilimleyerek de servis yapabilirsiniz. Ben tabii bu şekilde silmek zorunda kaldım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ben üzerine kendim çektiğim fındıklardan serpeceğim. Oda sıcaklığında tüketmek isteyenler bu şekilde yapıp hemen yiyebilirler. Ama dolapta dinlendirecekseniz, dolaptan çıkarttıktan sonra servis yaparken fındık serpmenizi tavsiye ederim. Oda sıcaklığında kıvamı bu şekilde. Çok güzel, tam muhallebi kıvamında. İstediğim şekilde olmuş. Daha detaylı açıklamalar için info box'a bakabilirsiniz. Bu videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.